adı siyasi partinin ilçe başkanı bile olsa belediye başkanı da olsa büyükşehir belediye başkanı da olsa bakan da milletvekili de olsa cumhurbaşkanı da olsa tarımın kıymetini bilmiyorsa ona güle güle demek lazım. Çok net. Hepimiz toprağın kıymetini bilen insanlarız. Tarında dışa bağımlılıkla mücadele etmeli ve buna son vermeliyiz. Bu işin şakası yok. Bu iş gerçekten hani Beka sorunu dediğimiz meselelerden birisidir. İşte temennimiz, isteğimiz, memleketimizde tarıma hak ettiği değeri verecek kadrolar olarak başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirerek <laughs> ve onun yol arkadaşları olarak bizleri ve özellikle Altılı Masa'nın kıymetli liderleriyle beraber kocaman bir ekibi bu devrimi başlatmak, demokrasiyi, hak, hukuk, adalet düzenini tekrar ülkemizin her satına yaymak adına elbette ki sizlerden destek istiyoruz. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde tarımsal destekler için ayrılacak kaynağın gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olmaması gerektiği net yazılı. Yani aslında tarım anayasada temel olarak korunan bir yerde durur. Çünkü anayasamızı yazanlar bilirler ki bu ülkenin en stratejik dışa bağımlı olmaması gereken savaşta barışta Karışıklıkta başka hususlarda olmaması gereken bir konudur. Ama ne yazık ki bugüne kadar çiftçilerimize hiçbir zaman bu kaynak verilmedi. Hatta bu kaynağın seviyesinin yanına bile yaklaşılmadı. Ben açıkçası bunu içime sindiremiyorum. Ve çiftçinin hakkını ona vermeyip bir avuç insana aktarılan bir düzenin varlığına artık ben tahammül edemiyorum. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. İnanın o emeği bilirim. Annemle özellikle çiftçi olan annemle, babam esnaf, anne çiftçi olan bir ailede bir köyde yaşamış, liseyi bitirene kadar köyde yaşamış birisi olarak o emeği iyi biliyorum. O bakımdan bu tür desteklerin Hak ettiği şekli, şekliyle çiftçilerimizle buluşturulması önemli. Birçok husus var. Mazotta ÖTV yükünü indirmekten çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetine dönük yüzde ellisini destek olarak geri vermeye kadar birçok hususu siz kıymetli çiftçilerimize millet ittifakı hükümeti hazırlıyor. Benim sizlerden tek ricam siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Açıkçası verdiği sözleri tutmayanı gönderin. Bir de hele hele 20 yılı aşkın, 21 yıldır görevinin başında olup hala çek çak diyenler var ise onları hiç dinlemeyin bile. Hiç dinlemeyin onları. Biz dört yılda ne diyoruz? Yaptık. Yanınızda durduk. Tarımı destekledik. Her hususta örnek verebilirim. Gerçekten verebilirim. Ben değil. Ankara'da Mansur Yavaş başkanım da verir. Diğer şehirlerdeki bütün belediye başkanlarımız da verir. Dolayısıyla biz bugün itibariyle o jack jack diyenlerin sözlerini bile dinlemeyin. Televizyonlarınızı mümkünse ya kapatın ya sesini kısın. Sizi huzursuz etmesin. Şöyle ha sözünde durmayan biz isek de günü geldiğinde bizi de gönderin. Bu kadar net. Siyaset yapan insanların hizmet yapan insanların hele hele bizler gibi belediye başkanı, bakan, cumhurbaşkanı gibi inşallah yarınlarda başbakan gibi bir takım hususları yerine getirmekle mükellef devletin yöneticileri mutlaka sizlere hesap vermek zorundadır. Ne olur hakkınıza bu anlamda sahip çıkın. Bu ülkenin sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Bu yüce...